Kayda başladım. Tamam. Değişiyor mu? Değişiyor. Evet. Tamam. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum, değerli dostlar. Hasan Podium Hocam, sizinle beraber daha önce de bildirdiğimiz gibi. tanıtımdan sonra bir Şey başlangıç kaldırıyorum. yap. Evet, evet, tanıtımdan sonra bir yeni başlangıç yapıyorsun. Oradan itibaren ben kaydı temizliyorum, oraya kadar olan almayacak. Tamam. Tamam. Okey. Evet. Bu akşam özellikle bütün halkın da hatta büyük insanların büyük bir çoğunluğunu özellikle yaşlandıkça, yaşlar ilerledikçe etkileyen tansiyon kavramını, egzersizle ilişkisini konuşacağız. Egzersizle ilişkisini ben fazla tıbbi alana girmeyeceğim çünkü alanım değil. Mümkün olduğu kadar egzersiz tarafıyla beraber, yani hareket tarafıyla egzersiz tarafını şimdiye kadar yapılmış çalışmalardan özetler çıkararak size bunu hazırladım. Aşağı yukarı 2 gündür de üstünde uğraşıyorum. Oldukça iyi oldu. Daha çok şeyler de yazılabilir, hazırlanabilir. Mümkün olduğunca bizim yaşımızdakilerin ya bizim uğraştığımız alana yönelik olarak güzel bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Sizlerin beğenirseniz ben de sevinirim. Hiç olmazsa harcadığımız zamana değmiş olur diye düşünüyorum. Nedir şeyler? Neler üzerinde duracağız özet olarak? Bu başlık bizim özetimiz oluyor. Önce egzersiz nedir? Tabii hepimiz bunları biliyoruz ama bu akademik anlamda konuşulan, söylenen şekliyle egzersiz biz ne ediyoruz? Nasıl şeyler egzersiz içinde oluyor? Tansiyon nasıl bir şeydir? Nedir? Bildiğimiz şeyler ama en azından kullanılan biçimiyle bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Sonra kardiyovasküler risk faktörleri nelerdir? Daha çok dolaşım sistemimiz ve Evet. solunum sistemimizin nasıl çalıştığı ile Açılabilirsiniz. ilgili çok kısa, çok öz bilgiler vermeye çalışacağız. Zaten Çünkü bundan bağlantı kurmamız doğru olacak diye gerçekten mi düşündüm. adayız? Zaten evet. Birisi Birinin konuşuyor mikrofonu galiba. açık, kapatıyorum. Evet. Hasan Hocam, yeni bir başlangıç yap, şeyi bitirdikten sonra panelleri. Bu Evet, sesleri bitireceğim, temizlemiş yapacağım. olurum. Evet. Kardiyovasküler risk faktörleri neler? Onlara bakacağız. Egzersiz tansiyonu nasıl düşürebiliyor? Buna bakacağız. Dayanıklık egzersizleri nasıl etkiliyor tansiyonun düşmesini veya tansiyonu? Ne kadar egzersiz yapmalı? Bunun sınırları nelerdir? Buna değineceğiz. Kaçınılması gerekenler nelerdir? Çünkü çoğu kez biz bazen işte hemen bir anda amaca ulaşayım diye birçok şeyi ya da uzun süreli ya da kendimizi tüketene kadar egzersiz yapıyoruz ya da bizim için uygun olmayan egzersizleri fazla miktarda yapabiliyoruz. Bunların sınırları nelerdir? Bunları konuşacağız. Hipertansiyonla mücadele için egzersize çok az değineceğiz diğerleriyle beraber. Sonra da tansiyon düşürmek için en iyi egzersiz örnekleri. Bunlar doğrudan doğruya dünya çapındaki egzersiz bilimciler tarafından hazırlanmış çalışmalardan örnekler şeklinde sizinle bunları paylaşmaya çalışacağız. Evet, şimdi ben şeyden çıkıyorum bu şeyden ve sırasıyla konumuzu aynı başlıklar altında olmak üzere şeye devam edeceğiz. Evet. Egzersiz ve tansiyon kavramına bakalım. Çünkü işlediğimiz, çalıştığımız konu nasıl bir konudur? Buna kısaca değinelim, hatırlayalım daha doğrusu. Tansiyon, kan basıncı kategorileri Amerikan Kalp Derneği tarafından tanınan 5 kan basıncı aralığı oluşturmuşlar. Bu 5 kan basıncı durumu
normalden hastalık düzeyine kadar olan durumu şöyle düzenlemişler. Daha doğrusu kategorize etmişler. Bunlardan birincisi normal kan basıncı. Normal kan basıncı sizin de bildiğiniz gibi 120 ile 80 civa basıncı altında kan basıncı sayıları normal olarak kabul ediliyor. 120'ye 80. Yüksek kan basıncı ise sürekli olarak 120 ve 129 sistolik ve 80 milimetre diastolik arasında değişen süre için yüksek kan basıncı ya da yüksek tansiyon ifadesi başlıyor. Daha sonra hipertansiyon dediğimiz yüksek tansiyonun birinci aşamasında kan basıncının sürekli olarak 130-139 sistolik veya 80-89 diastolik arasında değiştiği zamana ve duruma deniyor. Yani 139 büyük tansiyon ve 80 ya da 89 küçük tansiyon olmak üzere bu düzen için birinci aşama hipertansiyon olarak ifade ediliyor. Hipertansiyonun ikinci aşaması ise kan basıncının sürekli olarak 140'a 90 olduğu süreçler, bu düzeydeki yükseklikler genelde hipertansiyonun ikinci aşaması olarak ifade ediliyor değerli dostlar. Hipertansif kriz ise gibi bu düzeyde mutlaka bir şey yapmak lazım. Müdahale olması gerekiyor. Burada yüksek tansiyonun bu aşaması tıbbi müdahale gerektiriyor. Tansiyon değerleri aniden 180 ile 180'e 120 milimetre civa basıncına çıkarsa böyle bir durumda hipertansif kriz durumu deniliyor ki burada mutlaka bir tıbbi müdahale yapılması gerek. Özetlersek normal, yüksek hipertansiyon birinci aşama, hipertansiyon ikinci aşama, hipertansif kriz olarak Amerikan Kalp Derneği tarafından bu sınıflama yapılmış. Bunları kısaca özetlemiş olduk. Yani nedir tansiyon? Evet, sistolik kan basıncına bakalım. Sistolik kan basıncında kalp kanı atar damarlardan tüm vücuda doğru ittiğinde kan damarları üzerinde oluşan baskı sistolik kan basıncı olarak ifade edilir. Yani tansiyondan bahsettiğimizde bu sistolik kan basıncını oluşturan kavram normallerde 120'nin altında, yükseklerde 120-129 demiştik. Birinci evresinde hipertansiyonu 130-139, ikinci evresinde 140 veya daha fazla olduğunda böyle bir durumda bundan sonra da hipertansif kriz başlıyor. Ki burada mutlaka diyor ki 911'i hemen arayın diyor. 180'in üzerine çıktığı zaman hemen diyor şeyi arayın bu alandaki çalışanı. Diastolik kan basıncına gelince kalp atışı sonrası atar damarlardaki basınçtır. Yani kalp atışı yapıldıktan sonra o aradaki boşluk sırasında oluşan basınçtır. Bu kalbin kanla dolduğu ve oksijenlendiği zamandır. Bu da kalbin oksijenlenmesi açısından çok önemli bir süreçtir. Normal diastolik kan basıncı yani küçük tansiyon 80'den düşük olursa normal. Birinci evre hipertansiyonsa 80'de 89 biraz önce de belirtmiştik. İkinci evrede 90 veya daha fazla. Hipertansif kriz ise 120 veya daha fazla olduğu zaman meydana geliyor. Orada işte 911'i arayın diyorlar. Hipertansiyon kronik kalp hastalığı, felç, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya periferik damar hastalıklarının için önemli bir belirleyicidir. Yani bunlara doğrudan doğruya sebep olan rahatsızlıklardır. Evet, şimdi bu durumda biz kardiyovasküler risklerimiz var. Bu risklere bir bakalım. Kardiyovasküler risk faktörlerine baktığımızda egzersiz vücut ağırlığında önemli azalmaya neden olduğu,
değişikliklerin kan basıncı farklılıkları açıklanamadığını gösterdi. Yani yapılan araştırmalar egzersizin vücut kilosunu, ağırlığını azaltmaya büyük ölçüde yarıyor. Fakat bu basınçlara ne kadar etki ettiği konusunda çoğu kez farklı sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca vücut ağırlığında ve abdominal yani bu midemizde, midemizin üzerinde olunan yağlarda önemli azalma kaydediliyor egzersizler. Yüksek yoğunlukta lipoprotein kolesterolündeki artış, trigliserit, glikoz, insülin düşüş ve direncinin homeostaz modeli değerlendirmeye endeksli olarak çalışılıyor bu araştırmalarda, bunlara yöneliliyor. Bu bulgular kardiyovasküler riskte genel bir iyileşme ile uyumludur. Yani egzersizler genelde bu özelliklerde büyük bir iyileşme sağladığı bütün yapılan araştırmalarda ortaya konulmuş. Gözlemlenen tüm değişikliklerle ilişkili risk azalmasını tam olarak ölçmek zor da olsa fiziksel aktivite ve zindeliğin kardiyovasküler hastalık yani solunum ve dolaşım hastalıklarının sayısıyla ters orantılıdır. Yani zinde olduğunuz zaman daha iyi bir fiziksel aktiviteye ve fiziksel duruma sahip olduğunuzda bunun hastalıkla ilişkisi ters o yöndedir. Yani daha iyi bir durum yaratıyor kardiyovasküler sistem açısından. Orta derecede kuvvetli aktivitenin ve zindeliğin faydaları da hipertansif hastalarda gösterilmiştir. Yani hipertansif hastalarda da orta derecede yapılan egzersizler önemli fayda sağladığı belirtilmektedir. Peki egzersiz tansiyonu nasıl düşürebiliyor? Genel olarak egzersiz kan basıncını yönetmeye ve yüksek tansiyonu sürdürmeye yardımcı olabiliyor. Araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Düzenli egzersiz yapmak kilo yönetimine yardımcı olduğu gibi kalbi sağlıklı tutuyor ve stresi azaltabiliyor. Buna ek olarak sağlıklı bir diyetin yanı sıra yaşam tarzına egzersizi katmak kan basıncını düşürmeye ve daha ciddi tıbbi sorunları önlemeye de yardımcı olabiliyor. Yine yüksek tansiyon, felç, kalp krizi, kalp yetmezliği ve hatta böbrek sorunlarına bu şeyler, tansiyonlar yüksek tansiyon sebep olabilir. Bu nedenle de egzersizleri hayatımızdan eksiz etmememiz gerekir. Egzersizler arasında nefes kontrolüne odaklanmak kan basıncında önemli bir yükselmeyi ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Evet, nefes teknikleri yani nefesi tutmak, direnmek, üflemek, daha doğrusu kesin olarak nefessiz kalarak bir apne sürecinin uzatılması büyük ölçüde tansiyonun yükselmesine ve tansiyon rahatsızlıklarına neden olabilecektir. Bunu bilmek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken bir başka şey de 5 ila 10 dakikalık bir ısınma ve soğumayı programa mutlaka dahil etmek lazım. Yani yapacağınız uzun süreli egzersiz bölümüne, programınızın bölümünün baş tarafına 5 ila 10 dakikalık son kısmına bittikten sonra da mutlaka aynı sürede bir soğuma süreci eklemek tansiyonun korunmasında ya da düzenlenmesinde önemli görünüyor. Bunlar bu ısınmalara yavaşlama veya ısınma şekilleri koşu bantlarında yapılabilir, yürüme parkurlarında yapılabilir veya küçük joglardan yavaş yavaş yürümeye geçilerek burada bütün toksinlerin dönüşümlü olarak hücrelerin oksijenlenmesine büyük ölçüde yardımcı olabilecektir. Etkinliklerin başlangıcında kalp atış hızında ve solunumda kademeli bir artışla vücudun egzersize alışması sağlanmalı. Yani birdenbire halala gürele egzersize girmemek ya da havuza atladığınızda uzun süreli ve hızlı çalışmalardan kaçınmak lazım. Yavaş başlayıp
gittikçe yavaş yavaş artırarak çalışmak tansiyon için önemli görünüyor. Ani hipotansiyonu önlemek için soğumak önemlidir. Yani birdenbire tansiyonunuz düşebilir. Egzersiz sonrasında eğer birdenbire bırakırsanız bu durumda hipotansiyon dediğimiz durum söz konusu olabilir. Bu nedenle de soğumak kadar önemli tutmak gerekiyor. Evet, dayanıklık egzersizleri özellikle tansiyon için çok öneriliyor ve en iyisi olarak görünüyor büyük ölçüde. Dinamik aerobik dayanıklılık egzersizleri özellikle aerobik dayanıklılığı artırmak için tasarlanmış dinamik aktivitelerle büyük kas gruplarını içeren antrenman programlarını ifade ediyor. Dinamik aerobik dayanıklılık egzersizi. Yani aktif, hareketli fakat belli bir düzeyde canlı, dinamik hareketlerdir bunlar. Ki daha önce de sizlerle bunu paylaşmıştık. 90'da 110 nabız veya bizim yapabileceğimiz en yüksek nabzın %50'si kadar bir nabızda yapılması uygun görülebilir. Basit bir hesaplamayla, başka hesaplamalar da var biliyorsunuz. Kuvvet antrenmanlarının kan basıncında artışa yol açtığına dair bir kanıt bulunamadığı da belirtilmektedir. Yalnız kuvvet çalışmalarında özellikle ağırlıklara dayalı olan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi nefes teknikleri ve büyük ağırlıklara girilmemesi önerilmektedir. Doğru nefes teknikleri kullanmak lazım. Ağırlıkta enerji harcarken, yüklenirken nefes vermek gerekiyor. Aralarda ise nefes almak gerekiyor. Onun için nefesi kontrolü kullanmak gerekiyor. Aerobik dayanıklı antrenmanlarının sempatik sinir sistemi, renin angiotensin sisteminin dahil olduğu görünen sistemik vasküler direnci azaltarak kan basıncını düşürür ve kardiyovasküler risk faktörlerini olumlu yönde etkiler. Bu bir tıbbi görünümü. Kan basıncı üzerindeki etki hipertansif kişilerde normotansif bireylere göre yani tansiyonu normal olan kişilere göre daha belirgindir. Yani etki yüksek tansiyonda daha belirgin oluyor. Egzersiz daha belirgin etki yapabiliyor. Bu nedenle egzersiz hipertansif hastalarda kan basıncının kontrolüne katkıda bulunur ve muhtemelen normotansif dediğimiz normal tansiyonlu kişilerde hipertansiyonun önlenmesine katkıda bulunur. Yani normal olanlarında tansiyonlarının daha sonra gelişmesini de önleyebilir demek istiyor. Evet. Dinamik aerobik egzersizleri aerobik dayanıklılığı artırmak için tasarlanmış dinamik aktivite olduğunu söylemiştik. Direnç antrenmanları özellikle kas kuvvetini, gücünü ve dayanıklılığını artırmak için tasarlanmış kuvvet, ağırlık, statik ve izometrik egzersizleri içeren antrenman programları da kullanılabilmektedir. Evet, araştırma sonuçları şunu göstermiş. Egzersizin hipertansiyonu önlemesi, tedavisi ve kontrolü için hemen bir temel bir tedavi olduğunu ortaya koymaktadır ya da bu önerilmektedir uygulama olarak. Hafif ila orta derecede dinamik fiziksel aktivite ki bunlara yoğunluk maksimum %60'ı geçmemesi gerekiyor. Düşük veya orta derecede ilave bir riski olan asimptomatik erkek veya kadınlarda rutin değerlendirmenin ötesinde genellikle daha fazla teste gerek yoktur. Yani %60 ile çalıştığınızda rahatlıkla bu faydaları sağlayabilirsiniz. Riski yüksek veya çok yüksek olan asimptomatik hastalar orta yoğunlukta egzersize başlamadan önce ki maksimum bunların %40 ile %60'a kadar yükleme yapmaları gerekiyor. Egzersiz testinden fayda görebilirler. Yani bu egzersiz testi yapmaları uygun. Ancak hafif veya çok hafif aktivite yani %40'ı aşmayan aktiviteler için fayda sağlamayabilir dedi. Yani %40'larda yapacağınız
egzersizler, yüklemeler fazla etkili olmayabilir denildi. Evet, dayanıklık egzersizlerin etkisine devam edelim. Kan basıncındaki değişiklikler, aerobik kapasitedeki değişikliklere farklı bir zaman süreci ve doz yanıt ilişkisini takip ediyor. Farklı oluyor. Bu kişiden kişiye farklı olabileceği gibi vücut kitle indeksiyle beraber, yani ne kadar ağırlık, ne kadar boyumuza bağlı olarak, vücut konumuza bağlı olarak da değişiklikler olabiliyor. Egzersiz seviyesiyle kan basıncı arasındaki ilişki sigmodialdir. Sigmodial yani bir S çizer. Bunun eğrisi, yükselişi yavaştan başlayıp yukarıya doğru çıkar ve tekrar yavaş yavaş aşağıya doğru döner şeklindedir. Ve kan basıncındaki en büyük değişiklikler fiziksel aktivite sedanter seviyelerin üzerinde nispeten mütevazi artışlarla elde edilir. Yani yavaş yavaş oluşan bir değişim söz konusu olur. Aerobik egzersizler, sistolik kan basıncını 5, diastolik kan basıncını ise 3 puan azaltabilir iyileştirme açısından. Yürüyüş, yani yüzme, bisiklete binme ve düşük etkili aerobik aktiviteler egzersiz programının temelini oluşturmalıdır. Ama ister köpeğinizle yürüyün, ister koşu bandında yürüyün, dans edin, ister zumba dersi alın, kalbin daha hızlı atmasını sağlayan her şeyi bu düzenlemeye yapmak için kullanabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi ana prensibimiz süre, dozaj ve yapılan egzersizin türü olarak bunları da dikkate almak gerekiyor. Kuvvet antrenmanında kan basıncınız için iyi olabilir. Yani güç, kuvvet antrenmanı. Ancak ağır kaldırmamalı ve nefes tutulmamalıdır. Biraz önce söylediğimiz. Daima daha düşük dirençler ve daha yüksek tekrarlar kullanılmalı ve her zaman güç harcarken nefes vermelidir. Bunlar bu alanda çalışan önemli fitness liderlerinin kabul görmüş fitness liderlerinin bu alandaki önerileridir fizyologlara. Nedeni egzersiz yaparken kan basıncı doğal olarak yükselir. Ancak nefesinizi tutmak ve daha yoğun direnç antrenmanı yapmak kan basıncını daha da yükseltmeye eğilimlidir. O nedenle de bunu yükseltmemek için, seviyesinde tutmak için bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ne kadar egzersiz yapmalıyız? Sağlıklı bir sonuç almak için ne kadar egzersiz yapmalıyız? Ortaya konulmuş mevcut kanıtlara göre, yani yapılmış çalışmaların sonucuna göre, birincisi sıklık. Ne kadar sık yapmalı? Çoğu zaman tercihen haftanın tüm günleri yapılmalıdır. Yani haftanın çoğunluğunda egzersiz yapmalı. Peki ne kadar yoğun yapmalı? Orta yoğunlukta yapmalı denir. Peki süre ne kadar olmalı? Günde en az 30 dakika fiziksel aktivite öneriliyor. Günde en az 30 dakika. Peki hangi tip egzersizler yapılmalı? Öncelikle direnç egzersizleri, yani dayanıklılık egzersizleriyle desteklenen dayanıklılık çalışmaları, antrenmanları özellikle tansiyona iyi gelmektedir. Egzersiz yapan hipertansiyon hastalar, hipertansiyon tedavisi için genel kılavuzlara göre değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Tabii ki bir hipertansif durumu mutlaka önce bir doktor gözetiminde ve gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ne kadar egzersizi, ne kadar süre içinde nasıl bir hedef ortaya koyacağını ve o hedef için nasıl çalışması gerektiğini birlikte doktoru, kondisyoneri veya bütün bunlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda kendisinin yapması gerekiyor. Bir egzersize yeni başlayanlar 10 dakikalık artışlarla ilerleyebilirler deniliyor. Yani bugün 10 dakika, yarım saat çalıştınız ya da 15 dakika çalıştınız, 10 dakika ilave, 10 dakika ilave ile ertesi günler buna ekleyebilirsiniz. Yani birdenbire hızlı başlayıp tükenmemek gerekiyor. Ve tutarlılık anahtardır diyor. Yani inatçı olmak gerekiyor.
belirli bir süre tükenmeden ama sürekli olarak bu tutarlılığımızı sürdürmek gerekiyor, fayda görmek için. Kan basıncınızda herhangi bir değişiklik fark etmeniz 1 ila 3 ay sürebilir. Yani yeni başladığınızda böyle bir egzersiz olayına bunu 3 ayda şeyle alabilirsiniz. Sonucunu alabilirsiniz. Yeterince sıkı çalıştığınızdan emin olmak için orta yoğunluk için maksimum kalp atış hızının yaklaşık %50'si hedeflenmelidir. Atabileceğiniz. Evet. Yani 200 düşünüyorsak, 220 düşünüyorsak buradan 50 düşerek diyor. Yani yarısını yapmak lazım. %50'sini yapmak lazım. O da 100'lere veya 90'lara düşebiliyor. Seviye kestirmek için konuşma testi yapılır. Yani bu %50 bize nasıl, nereden yüzdesini nereden hesaplayacağız? Bunun için kolay söylenen şey şudur. Yürüyüş sırasında veya egzersiz sırasında rahatça konuşabiliyorsanız yanınızdakiyle birazcık hafif kalıyor. Hafif tekleme varsa doğru süreçtir diyor. Bir koşu bandıdaysanız veya yürüyorsanız sadece birkaç kelime söyleyebilirsiniz diyor. Yani bu konuşma testi bizim şeyin sınırını aşağı yukarı bize belirtmiş oluyor. Peki nelerden kaçınmak lazım? Bu uygulamalar sırasında kaçınacağımız şeyler nedir olabilir? Yüksek hedeflerden kaçınılmalı. Yani birdenbire kendimize çok yüksek hedefler koyup tükenmememiz gerekiyor. Yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor. Daha önce de sizlerle bunu paylaştığım gibi. Yani yapabileceğinizin 1/3 kadar daha yapabileceğinizi kestirdiğinizde orada egzersizi bırakmalısınız. Yavaş yavaş küçük eklemelerle bittikçe artırabilirsiniz. Yani zaten siz bunu hissedeceksiniz yaparken. Evet, yani biraz ben daha yapabilirim. 1/3 daha kadar daha yapabilirim. Yani en fazla 1/4 kadar daha yapabilirim dediğinizde orada egzersizi kesmek gerekiyor ya da antrenman. Yüksek tansiyonu olanlar için yoğunluklu egzersizlerden daha doğrusu yoğunluklu egzersizlerden başlamamalıdır. Yüksek yoğunluklu egzersizlerden başlamamalıdır. Kim der? Yüksek tansiyonu olan. Koşarken, merdiven çıkarken veya halter kaldırırken dikkatli olmak gerekiyor. Bu tür egzersizler kan basıncını çok hızlı yükseltebilecek ve kalbe çok fazla yük bindirebilecek kısa sürede yapılan yoğun karakterler içerirler. Bu nedenle de kalp için, bulaşım sistemi için zararlı olabilir. Doğru nefes aldığınız sürece ağırlık antrenmanlarında bu çalışmalarınıza ekleyebilirsiniz. Doğru nefes. Herhangi bir egzersize başlamadan önce doktorunuzla da konuşma önerilir. Özellikle tansiyon ve daha önceki bazı hikayeleriniz varsa sağlıkla ilgili. Mutlaka bir kontrolden geçmek gerekir. Çünkü kendimizi iyi hissedebiliriz ama bunun altında nelere yattığını ancak tetkikler sonucunda öğrenmek mümkün olabilir. Bunu da hemen hemen hepimiz biliyoruz. Yüksek tansiyonlular genelde ilaç kullanırlar değerli dostlar. Evet, ben bile kullanıyorum. Benim de yüksek tansiyonum var. Ama şu anda egzersizlerle ve bazı küçük şeylerle hem bu ilaçlarla beraber 15-16'ya çıkmış olan tansiyonumu şu anda 11-12'lerde. Büyük ölçüde ben bunu egzersize ve kullandığım ilaçlara bağlıyorum. Bu ilacın kalp atışı hızı ve kan basıncının egzersize verdiği yanıtı bunlar değiştirebilir. Bu ilaçlar değiştirebilir. Onun için aldığınız ilaçların doktor tavsiyesi ve doktor görüşmenizde ne kadar hangi egzersizleri yapmak lazım, ne kadar yapmak lazım bu konuda da yine bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bazen bu ilaçlar egzersizde oluşan bu tansiyon yükselmesini etkileyebilir. Haftada 3 gün egzersiz yapmak yerine 5 gün egzersiz daha fazlasını kazandırıyor. Yani 3 gün, diyelim ki 150 dakika haftada egzersizi hedeflemişseniz, bu 150 dakikayı 3 günde bitirirseniz, bunun yerine 5 günde bitirmenin daha faydalı olabileceğini belirtiyor. 5 gün içinde. Evet. İnsanları tüketen antrenmanlardan mutlaka
kaçırmak gerekiyor. Bu da yine kaçınılması gereken önemli şeylerden birisi. Evet, egzersizler sırasında eğer bir ağrı oluyorsa, ki bu kas ağrısı olabilir, kas ağrısı olabilirse biraz dinlenirsiniz, o geçebilir. Ama eğer göğüste ağrı söz konusuysa mutlaka antrenmanı durdurmak lazım. Bunu da bir küpe olarak kulağımızda tutmamız gerekiyor. Göğüs ağrısı varsa durmalı ve hatta bunun için tıbbi yardım alınmalı. Eğer göğsünüzdeki ağrı rahatsız edici, hatta çok az rahatsız edici boyutta da olsa yine bir şüphe kalmaması için bakılması lazım. Peki hangi egzersizler tansiyon için etkili olabilmektedir? Bunun için farklı egzersizler var önerilen. Birinci öneri şöyle deniliyor ki aerobik jimnastik, su aerobiği, zumba, fonksiyonel fitness, farklı spor dalları ve ihtiyacınıza uygun hangi spor dalı olursa olsun, hangi etkinlik olursa olsun, biraz önce bahsettiğimiz dozajlar dikkate alınarak bunlar yapılabilir. Yeter ki aerobik düzeyde olsun, yani oksijenlenme düzeyini, daha doğrusu oksijen borcuna kişiyi sokmadan aldığınız oksijenle yaktığınız oksijenin denk olduğu aerobik düzeyde çalışmak önemlidir. Tempolu yürüyüş. Kalbinizi ve nefes alma hızınızı yükseltmek için normalde yürüdüğünüzde daha hızlı, normalde yürümekten biraz daha hızlı yürümek gerekiyor. Çünkü burada nabız biraz yükselmesi gerekiyor. Biraz önce de belirttiğimiz. Bisiklet sürmek. En az 10 dakika boyunca aktif olarak pedal çevirmek. Durağan veya hareket halinde bisiklet sürmek. Bu da yine önemli bir egzersiz olarak görünüyor. Dans etmek. Zumba gibi dans dersleri tüm vücut hareketlerini içeriyorsa ve kalp atış hızını yükseltiyorsa herhangi bir dans önerilebilir ve önemlidir. Bahçe işleri. Çimleri biçmek, tırmıklamak, bütün bunlar bahçe işlerini içerebilir. 30 ila 45 dakikalık bahçe işi yapmak bu iş için önemli bir fayda sağlayabilir deniliyor. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşünde yeniyseniz ilk başta yeni başlayanların parkurlarında kalmak lazım. Daha zor yollara daha sonra yavaş yavaş hedefler halinde çıkmak mümkün olabilir. Koşu veya jogging, jog. Biraz daha uzun büyük kulelerle koşma. Burada bu testi, burada konuşma testini öneriyorlar. Yani yürürken yanınızdakiyle biraz telaşlı konuşabilecek şekilde bir tempoda bir yükleme yapmak lazım koşularda. İyi bir hızla başladığınızda, başladığınızdan emin olmak için koşu veya koşu için kullanılan egzersizleri ya da hareketleri yapabilirsiniz koşuya hazırlık olarak. Koşu ve jog yürüyüşle de değiştirilebilir. Yani sadece yürüyüşle yapılabilir. Kısa mesafelerde ve düşük hızlarda başlamak lazım. Daha uzun mesafelere veya daha yüksek hızlara doğru yavaşça ilerlemek gerekiyor. Evet, yüzme. Yüzme, çoğu insan serbest stil yüzüyor. Bu nedenle yeni başlayan yüzücüler için en kolay stil olabilir. Bu teknik eğer kişiye zor geliyorsa o zaman su koşusu, yani su içinde havuzda egzersiz yapmaya çalışan biri için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Yani sığ, dizlere kadar gelen veya bele kadar gelen veya göğse kadar gelen suda hafif koşular, yürüyüşler şeklinde bu da su jimnastiği şeklinde yapılacak etkinliklerde büyük ölçüde yine aynı dozaja dikkat ederek yapıldığında tansiyona yardımcı olacak önemli egzersizlerden. Jogging yaparken ekstra yüzdürme sağlamak için işte bu havuz içinde jogging yaparken havuz eriştesi kullanılabilir veya o erişteler var ki uzun şekilde onlarla beraber oyunlar şeklinde yapılabilir. Koşu kemerleri gibi ekipmanların kullanılması da yine kalori harcamanıza yardımcı olabilir. Kiloyu azalttığınızda
aslında kan basıncı 5 ila 7 puan azaltılabilir. Yani kilo düştüğünüzde de bu önemli ölçüde kan basıncının düşmesine de yardımcı olur. Egzersizlerden sonra kan basıncını düşürmeye yardımcı olan birkaç nefes alma yöntemine de odaklanılmalıdır. Yani egzersizden sonra nefes almayı da doğru ve bolca nefes almayı da yine çalışmalarımızda eksik etmememiz gerekiyor. Gray, ki bu bir antrenör, bu alanın önemli kişilerinden birisi, diyor ki sadece 2 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın ve ardından 4 saniye boyunca ıslık çalar gibi ağzınızdan nefes verin. Yani dudaklarınızı büzüştürün ve oradan ıslık çalar gibi nefes verin diyor. Bunu yapmak vücudun sıfırlanmasına yardımcı olabilir diyor bu çalışmacı, bu araştırmacı. 2 saniye boyunca burundan nefes alınacak. 4 saniye boyunca ıslık çalar gibi ağızdan verilecek. Özellikle ağırlık kaldırma veya direnç uygularken bu nefes vermeyi ihmal etmemek lazım. Aksi takdirde tam tersi bir yüklenme olur tansiyon. Peki neleri öneriyorlar bu çalışmaları, antrenmanları bizim yaşama biçimimiz haline getirmeli? Çalışma süreleri ise bölün diyor. Yani ne demek bu? Eğer asgari 150 dakika haftada bir egzersiz programı düşünmüşseniz, egzersizi bir gün boyunca yapıp bitirmeyin. Bunun yerine 10 dakika arayla, diyelim ki bir gün içinde birkaç defa 10 dakika farklı yerlerde, orada burada, ama yaptığınız egzersiz dediğimiz gibi bu solunum ve kalp dakika frekansının yüksek olduğu, yüksek olduğundan kasıt orta düzeyde olduğu bir durumda olmalı. 10 dakika aralıklarla farklı mekanlarda, farklı yerlerde bunları yapmak mümkündür. Bütün mesele egzersizin oluşturduğu monotoniteyi ve sıkılmayı ortadan kaldırmak için farklı mekanlar, farklı yerler, farklı parkurlar zamanla kullanmak iyi olur deniyor. Bunun devamlılığı için. Sevdiğiniz aktiviteyi seçin diyor. Koşmayı sevmiyor olabilirsiniz. Onun yerine yüzmeye gidin. Yüzmeyi sevmiyor olabilirsiniz. Başka bir alana gidin. Ama bütün mesele sevdiğiniz ve sizi devamlı mutlu edecek egzersizleri seçmenizde her zaman yarar var. Ama dediğimiz gibi dozaj, biraz önce de belirttiğimiz dozajı mutlaka korumak gerekir. Farklı aktiviteleri denemek sadece eğlenceli olmaz. Aynı zamanda aşırı kullanımı veya yaralanmayı önlemeye yardımcı olur. Ve farklı kas gruplarını çalıştırır. Mesela farklı zeminlerde yürümek, ki ben genellikle bunu tercih ediyorum. Tamamen düz zeminler değil, biraz arızalı zeminlerde dikkat ederek, bakarak hem aynı zamanda zihninizi de çevreye, bulunduğunuz noktaya odaklanma açısından önemlidir. Ve böylece farklı konumlara ayaklarınızın uyması, adımlarınızın büyük veya küçük atılması veya inişe veya biraz yükseğe basması, bir tepeciğin üstüne çıkması şeklinde, bunlar farklı kasların çalışmasını ve daha sağlıklı bir kondisyon oluşturmanızı sağlayabilir. Beklentilerinizi yönetin. Başlarken haftada 3 gün egzersiz gibi küçük hedeflerle başlamak lazım. Sonra da haftada 5 gün egzersizden daha fazlasını kazandırabilir bize. Yani küçük de hedeflerle başlamak, başlangıçta hem süreklilik açısından önemli, tüketmez insanı, monotoniteyi kaldırır. Evet. Olayı biraz sosyalleştirin. Yani bir arkadaş bulun. Bir aile üyesi veya bir arkadaş bulabilirsiniz. Sıkı çalışma ve ekstra motivasyon için bunlar size büyük fayda sağlar. Bunu sosyal etkileşim olarak kullanmak büyük ölçüde hareket etmedeki devamlılığımızı sağlayabilir. Kalp atış hızı ve tansiyonu kontrol edin. Sık sık bu kontrolleri yapmak lazım. Tansiyon ve kalp atış hızının ne kadar hızlı yükseldiğine dikkat etmek gerek. Yani egzersizlerin sırasında, mesela diyelim benim şimdi kolumdaki saatle koşarken bana uyarı veriyor. Diyor ki şu anda nabzınız şu düzeyde diye. Hedeflediğim bir nabız varsa onu yüklüyorum ona. Ve o bana diyor ki
şu anda hedefinizin altındasınız. Şu anda hedefinizin içindesiniz gibi sürekli bana uyarı veriyor. Koşarken beni belli bir düzeyde ki bu süreyle benim vücudumda oluşturduğu etkiyi hissetmeye çalışıyorum. Ve böylece bu hareketler sırasında doğru hareket sınırları içinde kalmayı sağlayabiliyorum. Evet, egzersiz planınızı hayatınızın önemli bir parçası haline getirin. Haftada 150 dakikalık orta yoğunlukta egzersiz ve egzersiz programlarımızın tutarlı olmayı unutmayın diyor bu alandaki önemli tavsiye. Evet, bir başka öneri yine bir başka alanda çalışan, aynı yönde çalışan bir başka çalışmanın sonuçlarına göre neleri öneriyorlar? Onlar da diyorlar ki günde 3 kez 10 dakika tempolu veya orta hızda yürüyüş en sağlıklısı. Günde 30 dakika bisiklete binme veya sabit bisiklet sürme veya 10 dakikalık 3 tane arka arkaya bisiklet seansları oluşturur. Arada dinlenmeler verilir. Sonra yürüyüş, bir yokuşta, bir tepeye veya dağa veya yola tırmanmak gereken kas gücü daha yüksek bir zindelik düzeyine ulaşmaya yardımcı oluyor. Yürüyüş kan basıncını 10 puana kadar düşürebilir diyor bu öneren grup. Yüksek tansiyonu kontrol etmek için 6 egzersiz sunuyorlar bunlar. Bu 6 egzersizin birincisi günde 3 kez 10 dakika tempolu veya belli bir hızda, orta hızda yürüyüş. İkincisi günde 30 dakika bisiklet. Üçüncüsü yürüyüş ve bisiklet birbiriyle tutarlı olabilir veya bir tanesi olabilir. Dördüncüsü koşu bandı veya pedal çevirme sabit bisikletleriyle en az 10 dakika boyunca pedal çevirdikleri bir çalışmada kan basıncı ölçümleri daha da optimal hale gelmiş yapılan çalışma. Beşincisi ağırlık çalışmaları. Ağırlık çalışmaları mesela tansiyon için çok uygun görünmeyebilir ama kan basıncını düşürebilir dediğimiz özelliklere dikkat edelim. Kuvvet antrenmanı aslında kan basıncı seviyelerini geçici olarak yükseltir. Ancak genel zindeliğe yardımcı olabilir. Bu da kan basıncı seviyesini de iyileştirebilir. Yüzme. Biraz önce de konuştuk. Bir çalışmada bulunan bu egzersiz şekli bir araştırma yapılmış. 60 yaş ve üstü yetişkinlerde kan basıncını kontrol etmede 12 haftalık bir süre boyunca yüzücü katılımcılar bir seferde 45 dakikalık sürekli yüzmeye çalıştılar. Ve çalışmanın sonunda yüzücüler sistolik kan basıncını ortalama 9 puan düşürmüşler. Demek ki 45 dakikalık bir yüzme ve 12 haftalık bir sürede 9 puan kadar bu şeyi düşürmüş olduklarını bu çalışma, bu araştırma ortaya koyuyor. Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber tansiyonun incelediğim literatürde bizim işimize yarayacağımız süreçlerini, parçalarını toparlayarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. İsteyen arkadaşlara bu şey olduğu gibi tüm sunumu gönderebilirim. Zaten yürüyüş için hazırlanmıştır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hasan Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kayda alınmıştır. Ben yine de ekrana bu akşamki konuyla ilgili olarak egzersizin tansiyon kontrolüne etkisi eksik olmasın. Hasan Hocam bu akşam çoğumuz da farkında olmadan bu tür problemler var. Bazen kendimizi çok iyi hissederiz, hiçbir şey olmuyor falan, bana bir şey olmaz gibisinden ama tansiyon önemli, onun kontrol edilmesi şart. Hasan Hocam, bu akşam söyleşi biraz uzun sürdü. Biz ortalama bunu Baki Hoca'nın şeylerine kıyasladığım takdirde 23-28 dakika arasında gidiyor Baki Hoca.
Ondan sonra belki insanlara fazla geliyor. Biz onu ikiye katladık sayılır bu akşam. Belki de bu tür şeyleri iki bölümde de yapabiliriz. Çünkü bu işin iki etabı var. Bir, bu akşam canlı olarak bunun yayını. Ama katılamayan arkadaşlar hakikaten spora, özellikle tansiyon önemli bir konu. Bunu yarın dinlemek, ertesi gün dinlemek isteyenler için hazırlayacağımız videolar 40-50 dakika oldu mu? Bir film süresine çıkıyor. Biraz fazla uzun gibi geliyor. Ben hatta Baki Hocam çok kısa gidiyor sizin şeyleriniz. 23 dakikaya indirdiniz son zamanlarda dediğimde. Dedi ki Kemal Bey 25 dakikadan sonra kimse pek o kadar uzun olduğu için şey yapmıyor. Hakikaten sonra gittim baktım. YouTube standartlarında ortalama 18-22 dakikaymış. Demek ki ondan daha ötesi araya bir çay kahve giriyor, bir başka yeni bir şey geliyor falan. Buna biz iki bölüme de çünkü tansiyon gerçekten önemli. Hem belki sen daha az yorulursun, hem Yani de incelediğim, Sayın Uzay, incelediğim literatür, incelediğim şeylere baktığımda şunu mu bırakayım, bunu mu bırakayım dediğimde tahmin ediyorum. Tahmin gerçekten ediyorum. çok zor Evet. oluyor. Şunu da bilmesinde yarar var, bunu da bilmesinde yarar var derken doğrudur, artıyor. Ama indirir, onu sorun değil. Azaltmak Ama gayet kolay bir şey. Hasan Hocam bu Çoğaltmak bütün zor. bu bilgiler önemli. Dolayısıyla biz bunu iki bölümde de yapabiliriz. O da olabilir. Ha, nihayetinde biz burada bir sohbet yapıyoruz ama aklımızda kalsın istiyorum. Yani araya bir çay molası falan kimse şey yapmasın. Ben ayrılamıyorum. Hakikaten ekran karşısında ve iyi de geliyor. Ben şimdi yaptığım bazı doğruların yanlış olduğunu görüyorum. Mesela konuşurken, yürürken konuşmak, ondan sonra nefes alıp da böyle 2 saniyede ıslık çalar gibi nefesi dışarıya vermek falan, bunlar bazen hayati konular. Yani biz pek önem vermiyoruz bu gibi şeylere ama bence bizim bunları vurgulamamız lazım. Neyse, ben kaydı durduruyorum Hasan Hocam.